Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Bugün size bir misafirim daha var. Söylemiştim. Zoran burada. Annesinin kuzusu burada. Kuzusuyu size tanıştıracağım. Bugün konumuz anne Semiramis. Evet. Bugün konumuz anne Semiramis. Arkadaş Semiramis. Ah, heyecan dolu bir Semiramis. Heyecanlıyım bugün, biliyor musun? O zaman Zoran gelmeden size bir soru sorayım. Sizce siz nasıl bir annesiniz? Nasıl bir anneyim? Valla iyi bir anne olduğumu düşünüyorum. Yani iyi bir anne olduğumu düşünüyorum. Nasıl bu cevap, bunun cevap vermek bir anne için çok zor. Harika bir anneyim yahut da kötü bir anneyim der mi insan? Hayır. Ben de iyi bir anne olduğumu düşünüyorum. Oğlum en iyi arkadaşım diyorsunuz. Bize biraz ilişkinizden bahsedebilir misiniz? Oğlum en iyi arkadaşım diyorum. Tabii ki oğlum şimdi benim en iyi arkadaşım oldu. Çünkü çocukken zor bir şey. Çok küçük bir çocukla arkadaş olmak. Ne kadar onun ölçüsüne inersen in, oradaki biraz öyle bir arkadaşlık oluyor. Şimdi çok arkadaşım. Çünkü o böyle otorite, yapmalar etmeler bitmiş. Şimdi çok güzel bir arkadaş olduğunu düşünüyorum. O zaman davet edelim mi konuğumuzu? Hadi davet edelim. Zorancığım, gel bir tanem. İşte budur benim yakışıklım. Oy, annesinin en güzeli. Bir tanesi. Gel güzelim, gel. Gel beraber oturalım. Seni çok merak ediyordu herkes. Onun için senden rica ettim ki bugünlü bize ayır diye. Normalde benim güzel oğlum geliyor buraya. Çok çalışıyor. Onun için pek çok vaktimiz olmuyor böyle uzun uzadıya geçirecek. Ama gene de tabii ki geçiriyoruz vakit. Bu sefer rica ettim. Ne olur bizden biraz vakit geçir diye. O da bir eksik olmasın. Kırmadı beni. Geldi. Sizinden tanışıyoruz. İşte benim güzel oğlum bu. Can oğlum. Hadi ilk sorumuzdan başlayalım. Zoran, annenin Türkiye'de bu kadar sevildiğinden haberin var mıydı? Yeah, I mean, I obviously always knew that that my aunt was very famous. And then, you know, when I was young on the internet, came across Napster and started downloading my mother's music because I was very curious. And even came across a whole network of fans that loved her very much, and that was my introduction to the whole world of Turkish oldies. How old were you when you got curious? I didn't know that, you know. Bunu bilmiyordum ben. Söyle bakayım, around which age? Would have been around 13, 14-ish. Oh, teenager. Yeah. No, because this is interesting, because youngsters, they love old kind of music too. You were one of them, no? Yeah. You always, she always, o hep böyle eski müzikler dinlemeyi severdi yani. Enteresan bir şey, gençler eski müzik sevmeyi, dinlemeyi seviyorlar, yeah. Değil mi Zoran? Bunlardan biri de sensin. Peki annenin en sevdiğin şarkısı hangisi? I like Ben Böyleyim. It's one of the early songs that I remember downloading. Wow. Nasıl gidiyordu o? I like the words in it as well. You do know the words? No, I mean I like the, I mean I've read music. The translations of the lyrics. Bak sen, yeah. Bak hiç bilmiyordum bunu, yeni öğrendim Zorancığım. Vay canına. Ben böyleyim. Hemen dinleyeceğim bakayım. Nesini beğenmişsin o şarkını. Peki iki farklı kültürde ebeveynlere sahip olmanın güzel yanları ve zorlukları nelerdir Zoran?
I didn't quite understand, but what was that? What was the good parts of it or difficulties? Did you have any difficulties of that? Not really, no. I mean, I always grew up in international environments, and everyone around me, or rather most of the people around me, all came from different cultures, and it allowed me to become very curious about other cultures as well. Yeah, that's right. Because ben Türk'üm, o eşim Hintliydi. Ama etrafımız hep değişik değişik kültürlerden olan insanlardı. Yani yalnız Hintlilerle görüşmedik. O yahut da yalnız Türkler. Tabii ki çok Türk ahbabımız vardı. Çok Hintli de ahbabımız vardı, değil mi? Evet. Ama çok karışık kültürlerle de ahbaplıklarımız vardı. Onun için Zoran grew up böyle kültürlerle, çok karışık kültürlerle doğdu ve büyüdü. Onun için ona bir zorluğunu görmedin, değil mi Zoran'cığım? Yeah, that was great. Bu çok güzel bir şey aslında. Yani yalnız bir kültürde yaşamadı. Çok da babanın işi dolayısıyla çok da seyahat ettiğimiz için, başka yerlerde yaşadığımız için çok değişik kültürlerle yaşadı sonra. Benle beraber, ben de öyle. Ne hoşsunuz Semrim Hanım. Peki, kaç dil biliyorsunuz Zoran? English and French are basically almost my mother tongues. I can understand Turkish pretty much 100%, but spoken is not great, unfortunately. And I can also get by with a little bit of Spanish. Peki bu kadar dili bu kadar hızlı zamanda öğrenmenin sırrı nedir? I think starting young. I mean, French was a second language throughout all my schooling, and then I spent a lot of time living in Switzerland. And obviously speaking French as a romance language makes it easier to learn other languages like Spanish or Italian and so on. Peki Zoran, neden İsviçre'de yaşamayı tercih ettin? It's where I grew up and spent most of my time, most of my childhood. And having lived in many different countries, I realized that it offers an unmatched quality of life. Peki, o halde bir sorum daha var Zoran. Anneni bize 3 kelimeyle tarif et desem, neler söylerdin? Humble, graceful, and beautiful. Oh, look, 3 words. I love you. Me too. Peki Semrem Hanım, siz Zoran'ı 3 kelimeyle tarif etseniz neler söylerdiniz? Fun and decent and intelligent. You were asking me about our relationship. We had long travels with him, which one was to Nepal, and that was very, very interesting because he took his gap year to teach Nepalese girls English, right? Mm-hmm. Yeah. And would you like to talk about that a bit? Sure. Yeah. I mean, I'd spent 3 months of my gap year in the Himalayas. So I was in Nepal for a bit, and then Tibet, and then Darjeeling, and did a lot of volunteering work, and built up a new hobby for taking photos. She might remember. Yeah, I do remember. Which was quite surprising. Yani çok sürpriz bir şeydi bizim için. Babasından bayağı heyecan yaptık. Nereye gidiyor bu çocuk diye. Çünkü normalde çocuklar okullarını bitirirler. Hele muayyen bir seviyede ailenin çocukları. İşte der ki Güney Fransa'da bir sene geçireyim yahut New York'a gideyim bir sene geçireyim. Bizimki buralara gitmek istedi. Nepal, Tibet, buralara gitmek istedi. Biz bir heyecanlandık, hatırlıyor musun? Havaalanına geldik. Senin hangi grupla gidiyor diye. Çünkü kendi kendine internette bulmuş bir ve de çok iyi bir grup şey bulmuş. Değil mi? Bir grup bulmuş Amerikan. Amerikalılar ve hep aynı yaşta bu memleket memleketlere gittikleri zaman oradaki çocuklara İngilizce öğretmek gibi, hayatlarına kendi bildiklerini aktarabilmek gibi
böyle bir şeyi seçti. Ne kadar heyecanlanmıştık. Bayağı da korkmuştuk. Nereye gidiyor bu çocuk diye. Neyse ama çok güzel bir, it was a wonderful experience for you, yeah, no? Really enjoyed it. I remember, ben hatırlıyorum, when you come back from that trip, because o orada resimler çekmiş, onu da bir hobi yapmış. Resimleri döndü şeye, İsviçre'ye döndüğü zaman orada sergiler falan yaptın ama pek ilgilenen olmadı. Olsun ama, niyet iyiydi. Mühim olan o, değil mi? Yeah. Tabii ki, it's wonderful. I'm so proud of you. At that time I was very scared. Yani çok korktum ben o zaman. Ama şimdi düşündüğüm zaman ne kadar güzel bir şey yapmışsın. Canım oğlum benim. Çok, senden çok iftihar ediyorum. Thank you. Her yaşında bakma, ben korkulu bir anneydim biraz ama olsun, düzeldi. Şimdi daha iyi. Yeah. Değil mi? Bize Zoran'ın hiperaktivite anılarından bahsetmiştiniz. Zoran, hiperaktiviteyle yaşamak nasıldı genç yaşlarda? It allowed me to have a lot of energy and curiosity. I mean, sometimes I didn't channel it in the best ways, but I think it definitely served me well in retrospect. In other, the social respect, sosyal olarak çok iyi serve etmedi. Çünkü yaramaz çocuktu. Yani bir anne için çok zor bir şeydi. Bir de abla, kardeş var daha önceki, eşimin daha önceki ailesinden. Bu da tabii onlar da çocuk, gençler, çok gençler. Bu da vıt 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 yapmasana, etmesene, no? Yeah. It was a bit painful, I think. It was a little bit painful, wasn't it? A little bit, but not too bad. Not too bad. No. Okay, that's good. Fantastic. CNN anınız vardı bize bahsettiğiniz. Ah. Onu bir de Zoran'dan dinleyelim mi? Okay. Hadi, hatırlıyor musun? Şeyde, seni ilaç vermeyeyim sana diye, hiperaktifsin diye bir Rus profesör bulduk. Sonra o Rus profesör çok insana yardım etti. Adamcağızın şekli fizikman, sabahtan akşama kadar çalıştırıyordu Zoran'ı. O çalışıyor ama ben bakarken yoruluyorum. Neyse, güzel de bir otelde kalıyorduk. Altında bir Japon lokantası vardı. Temizliyorduk her akşam. Ondan sonra bir gün oturuyorum, akşam yatağımda baygınım, birdenbire Q&A seyrediyoruz. Sualler ve cevaplar diye. O zaman çok önemli bir programdı, değil mi? Daha bu da şeyin bizdeki büyük zelzeleden, 99 zelzelesinden hemen sonraydı galiba, değil mi? Ya. Yeah. Ve yatakta oturmuşum, böyle baygın, günün yorgunluğunu çıkartıyorum. Birdenbire, yes Mr. Lalvani, yes you're right, you're right diye bir adam konuşuyor karşımda, CNN. Allah Allah diyorum, kim konuşuyor filan. Bu orada, evet ben de diyorum ki filan, anlatsana. Yeah, I mean, it was around autumn 1999, so it was right after the big earthquake we had here in Istanbul, and then I think about a month afterwards there was one in Athens, and then whilst we were in Moscow, there was a big one in Taiwan. Yeah. And you know, speaking about curiosity earlier, I was curious as to why there would be three such large earthquakes so close to one another, and I had asked the expert on the show if there was any possible link between the three. But bunu yaparken ben yatakta yatıyorum, yani baygın. Tuvaletten bir ses geliyor. Oraya kapanmış, güzel CNN'i aramış. Oradan bir bakıyorum, bunun sesi. Yes Mr. Lalvani, adamcağız da evet Mr. Lalvani diyor, bu böyle 11 filan. Ondan sonra yes Mr. Lalvani, you're right. But bilmem ne diye uzun uzadı izah ediyor buna. But çok teşekkür ederiz bu suali sorduğunuz için. Çok güzel bir şeydi, sualdi filan. Ben orada bayılıyordum. Dedim ki yok artık, yani bundan baş edemeyeceğim ben. Tuvalete bile bırakmak mümkün değil. Ay, öyle bir anımız vardı, çok komikti. Bunun gibi ne anılar var canım. Yani inanılır gibi değil.
Hatırlıyor musun neler var neler? Bir anlatsam şey olur yani. Bir de Hong Kong'da bir şey zamanı, Christmas zamanı, yeni yıl zamanı. Onu hatırlıyor musun Zora? O zaman ama çok küçük. Ben bunu anlatayım sana. O zaman çok küçük ve emziği var. Oraya ona da biz damdam diyoruz. Damdamı ağzında bırakmıyor o damdamı. Hiçbir şekilde bıraktıramıyorum sana o damdamı. Bir gün şeye gidiyoruz, okula gidiyoruz. Christmas zamanı. Gitmeden evvel Watson's diye bir dükkan vardı. Hatırlıyor musun? Ona gittik. İlk defa ama bu dediğim bak kaç sene evvel, 30 küsur sene evvel. İlk defa çocuklara şeyli, baterili araba yapmışlar gidiyor. Ondan sonra bu baktı baktı etrafı. Aa bu çok güzeldi. Mami mami bunu istiyorum filan falan dedim ki bilmem. Şeye Christmas'a babasına sonra Noel babaya sormak lazım bunu. Çünkü ben alamam öyle dedim sana Christmas hediyesi. Onu bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Neyse biz arabaya bindik. Bunun ağzında damdam gidiyor. Ondan sonra birdenbire aklıma geldi. Dedim ki ister misin bir Father Christmas'ı arayalım, bir soralım. Böyle bir ihtimal var mı? Evet dedi o. Devam ediyor ama. Açtım telefonu, yani elimde cep telefonu. Dedim ki, Father Christmas, kusura bakmayın sizi çok rahatsız ettim. Tam da dedim bu böyle bütün çocukların istekleri falan size geliyor. Bizim bir sualimiz var size dedim. Şimdi böyle ama dinliyor Zoran da yanımda, böyle dinliyor. Ha evet, evet. Ah çok teşekkürler filan ben. Ondan sonra dedim ki Zoran Watson's'daki bu arabayı çok beğendi. Acaba bir ihtimal var mı ki onu siz bu yılbaşında Zoran'a hediye olarak getirebilir misiniz? O zamanlar inanıyorlar ya Father Christmas, Noel Baba'ya. Ondan sonra pardon ne dediniz dedim. Ha peki dedim. Bir dakika bir sorayım ben dedim. Döndüm Zoran'a dedim ki eğer o ağzındaki emziği bir daha almamaya söz verirsen Father Christmas sana, Noel Baba sana bunu getirecekmiş dedim. Birden arabanın camı açıldı. Şlak diye çekti. Onu da nasıl tutuyorsa böyle şlak diye çekti. Pat attı. Ah. Tamam mı dedim. Bundan sonra gelmiyor. Ah diyor Noel Baba çok teşekkür ederim. Şimdi attı Zoran. Efendim? Ha peki o zaman şimdi gidip alabilir miyiz? Ah nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum size ben deyip telefonu kapatıp doğru Watson's'a geri. Ay araba alındı. O zaman 46. katta oturuyoruz. O zaman için çok yüksek bina. Onun aşağıda bir parkımız vardı. Oraya indi araba ve yılbaşından evvel araba kullanılmaya başlandı. Ama onu hiç unutmayacağım sonra. De böyle böyle diyor Noel Baba deyince birdenbire bzzz diye şey açıldı. Cam açıldı. Şlak! Pat! Böyle bir hadiseydi. Ay bunu hiç unutmam. En güzel anılardan biridir bu. Sen hiç hatırlamıyorsun değil mi? Not really. I mean, I must have been like 3 or 4 or something. 4, maybe 4. Yeah. Çünkü biz Hong Kong'a gittiğimiz zaman sen 2,5 yaşında filandın. Yeah. 5,5, 6,5 yaşında da döndük zaten. Şeye başladın. İlkokula başladı şeydi. Bir de bir anı daha. Bir gün bana beni arıyorlar okuldan. Diyorlar ki Fransız okuluna gidiyor. Çok önemli o zaman o okula yazılmak. Ve bin bir ricayla Fransız okuluna yazdık. Bir telefon. Diyorlar ki okula geliyor. Gelir gelmez güzel bir yastık buluyor kendini. Ve uyuyor. Ne? Uyuyor. Çünkü hiç anlamadığı için bak kafaya. Sen git oradan yastığı bul. Onlar Fransızca konuşa dursunlar. Benimki uyuyor. Böyle de bir anı sonra tabii uyandırdık mecburi.
Orada mı öğrenmedin Fransızca? Sen Fransızcayı daha çok İsviçre'de öğrendin. I mean, I think I must have gotten the basics there, you know. I mean, evet. İvaz verdi yani, yeah. Ne olursa olsun o da sana. Ondan sonra da İsviçre'ye gelince böyle bir şey oldu. Geçen hafta magazinde çıkan zekası Einstein'dan bile yüksek haberleri vardı. Bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Ay, o da ayrı bir alem. O kendisi hiç konuşmaz. Sağ olsun, onu hiç konuşmuyoruz. Ama evet, 11 yaşında filandı. Çünkü hiperaktif olduğu için herkes buna böyle zorancıma, işte sen sus, sen konuşma, hatırlıyor musun? Zannediyorum. Bana öyle geliyor ki Zoran, sen onlara bir cevap olarak böyle bir şey yaptın. Hı hı. Değil mi? Ve kendine bir cevap olarak. Şöyle ki, sen oturduğun yerden, gene internetten, bu dünyada çok önemli Mensa diye bir yer var, bu IQ. Sen anlatsana sonra. Yeah, it's a high IQ club called Mensa. And it's quite funny. I remember when I was young, I used to be obsessed with The Simpsons, and I actually first heard about Mensa on The Simpsons. Oh, really? Yeah. Ah. And then looked it up, and I remember I did the first. There was a test that you could do online as a first test, and then once you passed that, that's when I got invited to do the actual written test in London. Remember, we went together with Dad. I would have been, I guess, 12 or something when I went into that, yeah. That was very interesting. The London School of Economics'e bir telefon geliyor bize ayrı ayrı. Ben o sırada neredeyim bilmiyorum. Buradaydım galiba. Mm-hmm. Baba Hong Kong'da. Diyor ki bize, lütfen şu tarihte benimle Londra'da buluşabilir misiniz? London School of Economics'te testim var diyor. Biz birbirimize söylüyoruz, ne testi filan. Neyse, bir allem ediyoruz, kallem ediyoruz, birleştiriyoruz günümüzü ve gidiyoruz. Biz Gulu'yla şeyde orada bekliyoruz. Koca koca adamlar, bir tek ufaklık bu. O zaman da çok hiper olduğu için koşuşmaktan nasıl zayıf biliyor musun? Nasıl zayıf? Böyle koca koca adamlarla büyük bir şeye, odaya aldılar bunları. Ama yani kaç kişi vardı Zoran Uslu? 100 or so, I think. Evet, 100 kişi filan. Neyse, biz bekliyoruz filan. Neyse, bunlar çıkmaya başladılar. İlk çıktı, geldi, konuşmuyor ya, hiçbir şey söylemiyor bize. Nasıl geçti oğlum? Fine, iyi, o kadar. Başka bir şey yok derken, yani ne oluyoruz dedik filan. Derken koca koca adamlar böyle, Zoran, how did you answer this? Ona nasıl cevap verdin? Zoran öbürü geliyor, ona nasıl cevap verdin filan. Neyse, geçti gitti. Bu bir şekilde 162 IQ ile bir yarım üyeler var. Onlar birazcık daha düşük galiba, değil mi? Hı-hı. Bilmiyorum. Seninki tam üyelik. Yeah. Tam üyeliği, bu ufaklık sen al. Var bende onun şeyi. Baktım geçen gün. Tarihi de bilmiyorum ama. O tarih yazmıyor o diplomanın üstünde. Yeah, it should. It should. No? Yeah, it no, does, bu yes. Sefer gittiğimde bakacağım ona. Bakayım tarihi neydi. Ve aşağı yukarı it's fading a bit because I think it was written in pen. But it was around 2000, I think, late 2000. Ha. Evet. Yeah. Böyle Mensa şeyimizde, maceramızda bu. Ama hiçbir zaman konuşmadı bundan. Ben söylüyorum, o da böyle nereye gireceğiz işte. O da annesinden biraz utangaçlık var galiba. Neyse, o ama bir takım o hiperaktifliğin verdiği ufak da olsa sıkıntıların bir cevabı, kendi kendine verdiği bir cevaptı diye düşünüyorum ben. Ondan sonra bir daha hiç bahsetmedi. Şimdi bahis konusu oldu, konuşuyoruz. Semiramis Hanım, siz Zoran'ın Türkçeyi öğrendiğini ilk duyduğunuzda da çok şaşırmıştınız, değil mi? Ay, ne diyorsun? O zaman da kendinden, Bodrum'dayız. O zaman buraya çok sık gelmiyoruz. Böyle yazları Bodrum'a geliyorduk, değil mi? Sen de o zaman kaç yaşındasın gene? 15, 16. O var mıydın o kadar? Neyse,
Geliyoruz. Benim de o zaman bir işlerime bakan çok şeker arkadaşımdı. Yani hem işlerime bakıyordu hem arkadaşımdı. Asistanım vardı. Buradaki işlerime bakan. Bir gün bana geldi, dedi ki, ha dedim, Serpil'cim şunu söyler misin dedim Zoran'a dedim. Ama bir dakika sen söylemeyeceksin. İngilizce konuşmuyordu çünkü. Ben, yo söylerim dedi. Anlamadım dedim. Söylerim dedi. Çünkü Zoran Türkçe anlıyor dedi. Ay Serpil dedim, hadi Allah aşkına şaka ediyorsun bana. Hem yalnız dedi anlamıyor, yazıyor dedi. Ve okuyor dedi. Şaşkınlıklar içinde kaldım. Bana hiç söylemiyor. Biz seninle İngilizce konuşuyoruz. Ben deliriyorum bir gün Türk'ün yanında onunla İngilizce konuşayım diye. Meğer her şeyi anlıyormuş. Niye? Onun da sebebi zannediyorum o sırada bir Türk kız arkadaşım vardı. Kendinden biraz büyük. Söylemesi ayıp. Orada onun çok yardımı oldu. Değil mi? Yani mecburiyet, insanın biraz köşeye sıkışması ne kadar faydalı olabiliyor, bunu da o yaz öğrendik, değil mi? Mecburiyetten öğrendi tabii. Başka bir şey değil. Peki Zoran, kız arkadaşlarını annenle tanıştırıyor musun ve sence annen nasıl bir kayınvalide olur? Yeah, I mean, always. I mean, I've always enjoyed bringing my girlfriend to meet my mother, and you know, they generally always get along. Muhtemelen anneni seviyorlardır. Do they? Zoran? Yeah. Ya beni seviyorlar. Yeah, of course. Aman güzel bari, neyse bari. Çünkü ben onları çok seviyorum. Zoran'ın, you always have a long relationships, which is very nice in one hand, not very nice on the other hand. Because, çünkü bu kadar uzun şey olduğu zaman, bir münasebet olduğu zaman alışıyorsun o çocuklara. Seviyorsun o çocukları filan. Seninki ayrı, benimki de ayrı oluyor. Ondan sonra birdenbire, aa biz ayrılıyoruz diyor. Aman bende bir üzüntü, bir üzüntü ne olacak şimdi diye. Sanki şey, müthiş bir drama. Onlar için drama değil tabii ki, normal. Bittiyse bitti diyorlar, yollarına devam ediyorlar. Benim çektiğimi düşünün o arada. Korkunç. Ama işte bu biraz acıklı tarafı. Güzel tarafı, bir insanı tanıyarak yaşamak güzel bir şey tabii. Yeah, of course. Değil mi? Benimki öyleydi birazcık. Geçen sene 54 yıl sonra anneni ilk kez sahnede izledin teyzen Ajda ile beraber. Anneni sahnede izlemek nasıl bir duyguydu Zoran? It was an incredibly proud moment for me. Because obviously I had always heard about how legendary she was back in the day and obviously unfortunately never got to see it. So I was very happy to be able to experience it. Zoran, you have two strong women in your family. Your mom and your teyze. Auntie. Yeah. How is it to grow up with your two strong women in your family? No, it's great. I look up to both of them very much, and they balance each other out in terms of energy. With one is very high energy. My aunt has a very high level of energy. My mother is much more grounded, and somehow it balances. They balance each other out. Semremis'in oğlu olmanın avantajları ve zorlukları nelerdir Zoran? Sometimes in very unexpected places, even in Switzerland now, people recognize me from watching these shows, and it's kind of funny. And when you were telling me this morning, actually, what happened to your hotel next to your home, the opening the door. Tell us that story because it's funny. It's very funny. Yeah. No, I mean I went to I live next to a hotel and I went to I know that they have. I mean I live next to a hotel and the hotel is a landlord of the apartment, and so I know they have a spare key. And when I went to ask them for a spare key, they gave it to me without asking any questions about who I was. And then I later realized that the desk receptionist there is actually a big fan of this show.
That's very funny. Bana bu anahtarı niye verdiniz demiş. Tanımıyorsunuz beni adam demiş ki tanıyorum ben sizi. Meğer benim fanmış. Çok şeker. Mm-hmm. Çok da güzel bir oteldi. Yeah. Biz orada kalmıştık biliyorsun. Tina ve ben. Yeah. Küçük bir kazamız da oldu. Tina steak tartar yiyip. Senin bir de Zoran, ben senin yemek yaptığını ve çok güzel yemek yaptığını konuştum birkaç kere. Yapacağız seninle bir yemek. Great. Bu sefer Hint olsun. Okay, ki bir değişik olsun yeah, yani. Exactly. Sen, yoksa İsviçre'de yaptığın yemek, steakler falan onlar önemli değil. Biz onlarla uğraşmıyoruz. Biz böyle şey, down to earth yemek istiyoruz. Onu yapacağız. Fakat hatırlıyor musun, ben şeye gittiğim zaman, İsviçre'ye gittiğim zaman tabii bir yemek turuna çıkarılıyorum. Küçük Prens'im tarafından en iyi ne varsa, benim özel ama iyi derken yani çok bilinen, çok fanfifon yerler değil. Çok güzel bir şeyi yapan yerler, hatırlıyor musun? Neyse, beraber gittik. Tina da bizimle beraberdi. Ona da özel bir steak tartar yapmışlardı, hatırlıyor musun? Yeah. Ve o oteldeki kazamız odur. Alışık değil çocuk, steak tartarı bir kustu, şey gibi. Ay, çok komik. O yemek merakımız çok yani. Annenin kanalını izliyor musun? Yeah, but sometimes. Sometimes. Aa, devamlı izlemen lazım çocuğum. Aa, bak okay. Türkçe öyle, Türkçeni ilerletmek istiyorsan benim kanalı seyredeceksin. Good idea. Değil mi? Evet, çünkü senin yani Türklerle de çok münasebetin var değil mi? Ki sen buraya bayılıyorsun. Buranın yemeklerine bayılıyorsun. Senin verdiğin şeylerle, örneklerle ben burada bir yerlere gidiyorum. Çok güzel yerler biliyorsun. Nasıl beceriyorsun onu? Through friends, from reading reviews. I mean, mostly word of mouth. There are friends who have good taste that I trust, and they take me to places, and then. Biz de buradayız ama biz hiç duymuyoruz. Şekerim, sen geliyorsun. Oraya gidiyoruz ve harika çıkıyor. Yani her seferinde harika. Gene böyle müthiş restoranlar konuşmuyoruz. Köşe başında, Allah'ın bir dibinde. Bir şeyin bir kebapçı veriyor. Ah, yıkılan bir şey. Öbür tarafta bilmem ne veriyor. Bunları nasıl öğreniyor, nasıl yapıyor? Bu da bir merak işte. Merak. Bu konuda annesine benzememiş. Hiç. Hiç değil mi? Yeah. Yemekte burası çok ağır basıyor. Çok ağır basıyor. Evet. Yeah. Yemeğe merakın nereden geliyor Zoran? Ve en sevdiğin Türk yemeği hangisi? I think I got it from my sister who is in the restaurant business. She started Zuma back in 2002. It was her original concept that she built and then subsequently sold, and it was rolled out. Favorite Turkish food I think is probably kebab. Definitely kebab. Not probably, definitely kebab. This is what we learn. Yeah. Where is the best kebab house? O zaman size küçük bir quizimiz var. Hadi bakalım. Üzgün olduğunuz anlarda ne yaparsınız? Kim? Önce siz. Ben. O üzgün olduğu zaman ne mi yapar? Onu mu soruyorsun bana? Evet. Peki, üzgün olduğu zamanlarda galiba onu birkaç kere gördüm. Doğaya çıkıyor İsviçre'de. Bildim Zoran. Ay yaşasın. Bak ilk sualde bildi. Peki annen üzgün olduğu zamanlarda ne yapar? I think she tends to keep to herself and kind of just disconnect, sit down alone with a book, something like that. Doğru. Doğru. Kapanır. Madam kapanır. Peki. Hayatının sonuna kadar bir tek yemek yeme hakkı olsaydı Zoran hangi yemeği tercih ederdi? Bunu bileceğim çünkü biliyorum zayıflıyordu. Japon. Değil mi? Japon. Menemen. Gördün mü? Fena gitmiyoruz. Zoran'ın favori tatil yerleri? Onu bilmiyorum. Phuket diyebilirim. Phuket mi?
Phuket ve İtalya. İtalya. Hı hı. Zoran'ı Türkçe konuşurken duydum. Biliyor, biraz da utanıyor şimdi bizden, biliyor musun? Şu doğru konuşmuyorum diye. Halbuki hiç önemli değil ki, biliyorsun sen önemli olmadığını. İstediğin gibi konuş. Phuket ve İtalya. Benimki ne? Phuket. Phuket, doğru. Peki, Zoran'ın en sevmediğiniz huyu? Telefonuna bakması, çok bakması bazen canımı sıkıyor. Zoran, annenin en sevmediğin huyu nedir? Sometimes can be a bit too overbearing. Overbearing. Peki. Bak bu ne bu? Bu ayak. Peki Zoran'ın alındığında en mutlu olduğu hediye nedir? Ben biliyorum. Onu da biliyorum. Çünkü koleksiyon yapıyor. Seviyor öyle şeyleri. Saat. Bayılıyor. Eskiden kırar içine bakardı. Şimdi kırmıyor Allah'tan. Şimdi kırmadan topluyor. Doğru mu? Hı hı. Peki Zoran, annen hangi hediye alındığında mutlu olur? She's not picky at all. Even a beautiful bouquet of white flowers would make her happy over the moon. That's true. That's very true. Hı hı. Hadi son soru. Siz Zoran'a ne diye hitap edersiniz? Zorancım, canım, oğlum. Zogi? Zogi. Zogi, yes. Evet. And you just say mom? Yeah. That's it? No nickname? No. I mean, it used to be mommy and then now mom. Mommy is too much now. Mom will do. You wanna go cook? Evet. Yeah, let's do that. Biz birazdan cook edeceğiz. Oğlunuzla bize ne pişireceksiniz? Size Hint yemeği pişireceğiz. Yemeği değil yani, çok basit olanı ama çok değil mi? Onlar her şeyde, her sofrada dal vardır. Değil mi? Bazen insanlar onu biraz yanında haşlanmış pilavla, hani biz nasıl şey yeriz, böyle iyi hissetmediğimiz zaman kendimizi tavuk çorbası yaparız bilmem ne. Onlar da dal yaparlar. Hı-hı. Yanına da pilavını koyar. Normal Hint yemeğinde çok çeşit olduğu için ondan sonra da ne çeşit yemekleri varsa onu koyarlar. Ama bu dal çok önemli bir... Bu dal dediğinde bizim bildiğin babadan kalma kırmızı mercimek yahut sarı mercimek, siyah mercimek, bütün mercimeklerle olabilen... Çok güzel. Benim en sevdiğim yemeklerden biridir. Yeah. Bayılırım. Sade de yerim, pilavla da, biraz yanına haşlanmış pilavla da. Onu yapacağız beraber. Hadi bakalım. Semra Hanım, sizi herhalde bundan daha çok heyecanlandıracak başka bir konumuz olmayacak. Çok teşekkür ederiz. Doğrudur. Beni bundan daha çok heyecanlandıracak konum olamaz. Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Size söz verdiğim gibi oğlumla beraber karşınıza çıktık. Çok teşekkürler bizi seyrettiğiniz için. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye.